Alev hayırdır yavrum? Erkencisin. Migrenim tuttu teyze. Ben de o yüzden erken döneyim dedim. Hadi sen git yat. Ben sana ilaç gönderirim. Tamam. Nazan, güzel sıcak bir çay yap. Yanına da o baş ağrısı ilacını koy Alev Hanım'ı götür. Tamam mı? Tabii Müzeyyen Hanım. İyi misin Zehra? Kötü görünüyorsun. Biraz yorgunum sadece. İyiyim. Anladım. Ters giden bir şeyler yoktur umarım. Yani demek istediğim... eğer bir sorunun olursa bana söyleyebilirsin. Yok. Sağ ol. İyiyim ben. Bak ben de bir kadınım. Söz konusu olan özellikle hemcinsimse onu bir problem olup olmadığını anlarım. Sadece biraz yorgunum. Dinlensem iyi olacak. Neyse. Ben daha fazla uzatmayayım. Duyduğuma göre paraya ihtiyacın varmış. 10.000 lira sanırım. Ben bu parayı sana verebilirim. Hatta istersen daha fazlasını da. Anlamadım. Çek yazıyorum canım. Artık akraba olduğumuza göre bunu benden sana bir hediye olarak kabul edebilirsin. Ben... Yok, olmaz. Ama neden? Ben sana bunu iyi niyetimle veriyorum Zehra. Hem daha önce yaşadıklarımızı unutmak için de bir vesile olmuş olur ha? Lütfen kırma beni. Teşekkürler. Ama ben böyle bir şey kabul edemem. Ömer'den de mi? Bu evliliği para için yaptığını düşünürsek... Ne? Ne demek bu? Her şey ortada değil mi? Holding sahibi olan zengin bir adamı kısa sürede ağına düşürdün. Artık kesinlikle eminim. Para sizin ruhunuzu öldürmüş. Ya ben böyle bir duruma düşeceğime ölmeyi tercih ederim. Bu feci bir şey. Beni paranın satın alabildikleri değil, alamadıkları ilgilendiriyor. Mesela sevgi, dostluk, iyilik, vicdan. Anlatabildim mi? Şimdi çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Ömer. Ne o? Beni ikna etmek için mi döndün eve? Hayır. Zehra'yı görmeye geldim. Ama burada olmadığına göre yukarıda sanırım. Evet. Ama öncesinde seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sonra Alev. Zehra ile ilgili ama.
Az önce birlikteydik. Kimseye söyleme dedi ama ben sen bil istedim. Neyi? Zehra benden para istedi. 10.000 lira kadar. Acil dedi ama nedenini söylemedi. Bilmiyorum, vallahi bana garip geldi. Ben de o yüzden sana söylemek istedim. Hiç mantıklı değil. Bence de değil. Zehra'nın senin parana ihtiyacı yok. Benim olan her şey aynı zamanda Zehra'ya da ait. Bence sen yanlış anlamışsın. Haklısın. Garip olan da bu ya zaten. Alev, sanırım buradan uzaklaşmak sana iyi gelecek. Senin kafan biraz karışık gibi. Şu Amerika işini tatil gibi düşünebilirsin. 6 ay. Kafan da toparlarsın. Allah'ım yardım et. Kurtar bizi bu durumdan. Yener gözümüzün yaşına bakmayacak. Acımayacak bize. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Hava alıyordum sadece. Benimle gel. Efendim? Benimle gel dedim. Bu ne? Ailenin borcu için. Neden benim için böyle bir şey yapıyorsun ki? Senin için değil. Rezalet çıkmaması için. Alev'in eline başka bir koz vermek istemiyorum. Alev mi bir şey söyledi yoksa? Alev'in ne söylediği umurumda bile değil. Dediğimi anlamadın galiba. Şu saatten sonra hiçbir sorun çıkmasını istemiyorum. Özellikle de Alev'in içinde bulunduğu bir sorun. Borç olarak alıyorum. 6 ay sonra özgür olduğumda çalışıp hepsini geri ödeyeceğim. Nasıl istersen. Ben bankaya yatırmaya gideyim. Hemen dönerim.